Selamlar sevgili dostlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Evet, sizleri uzun bir süredir ihmal ettiğimin farkındayım. Öncelikle bunun için beni severek takip eden herkesten özür diliyorum. Niye ara verdiğime gelecek olursak, biraz daha canlı yayınlara ağırlık verdim. Twitch'te canlı yayın yapıyorum biliyorsunuz. Onu da aşağıda açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Gelirseniz her akşam orada buluşuruz. Biraz yayınlara ağırlık verdim. Biraz bir rahatsızdım. Uzun bir... Çok uzun değil de biraz rahatsızdım işte. Onu atlattım filan. Ondan sonra yayına ağırlık verdik. Biraz da kanalla ilgili soru işaretleri vardı kafamda. Açıkçası onu düzeltmek istedim. Çünkü kanalım çok karışıktı. Yani spor oyunları, simülasyonlar, stratejiler, her şey birbirine karışmıştı. Ben de bu karışıklığı gidermek anlamına uzun süre kafa yordum ve şöyle bir duruma karar verdim. Şu anda olduğum kanalı sadece strateji, simülasyon oyunları için kullanacağım. Yeni bir kanal daha açtım. Onu da buraya kartlara ekleyeceğim. Buradan ulaşabilirsiniz. Bak, şu anda tam burada çıkacağım. Burada nerede? Burada falan işte bir yerde. Onu da buraya ekledim. Orada da spor oyunları olacak. FIFA 22, Football Manager 22, International Basketball Manager 22. İşte oraya daha sonra Forza eklenecek. NBA kariyeri yapacağım. Oynayacağımız birçok spor oyunu da var. Oraya eklenecek. Spor oyunlarını o kanalda, simülasyon, strateji tarzı oyunları da bu kanalda yayınlamaya karar verdim. Hem böylece karışıklık kaybolacak, hem de mesela strateji için beni takip eden bir izleyicimin, bir dostumun spor oyunlarıyla vakit kaybetmemesini sağlayacağım ki kanalıma girdiğinde sevdiği içerikler olsun veya spor oyununu seven bir izleyicim kanalıma girdiği zaman işte strateji oyunlarını görüp de sıkılıp beni takipten çıkmasın veya ya işte sıkıldım artık demesin. O da istediği zaman spor oyunlarına o kanaldan ulaşabilecek. Böyle ufak tefek değişikliklere kafa yordum. Kanalımı hazırladım. Bannerları değiştirdim. Twitch kanalımın mesela ismini değiştirdim. Bu arada birçok değişikliğe imza attım. Yeni bir Instagram adresim var. O da burada bir yerde. Nerede? Burada bak. Animasyon dönüyor. Yeni bir Instagram açtım. Sadece yayın bildirimlerini verebileceğim ya da YouTube'a video paylaştığım zaman linkini atabileceğim. Beni oradan da takip ederseniz sevinirim. Durumlar böyle yani ama artık kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. Sizi ihmal etmemek için elimden geleni yapacağım. Bundan sonra bir ayrılığımız olmayacak. Yolumuz da son derece uzun olacak. Bu arada beni de yalnız bırakmayan birçok insan oldu. Yani bu video atmadığım dönemlerde bile birçok sağ olsun dostlarımız, kardeşlerimiz eklendi aramıza, kanalımızda. Yeni takip edenlerimiz oldu. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Eski takipçilerime de teşekkür ediyorum. Beni terk edip gitmediler. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerden ricam tekrar spor oyunlarından hoşlanıyorsanız buradaki açıklamada belirttiğim kanalımı da takip ederseniz sevinirim. Böyle koca kafamla bir giriş yapayım dedim. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet sevgili dostlar, şimdi oyunumuza geçtiğimize göre oyunumuz ismi Banished. Banished'i ilk defa oynayacağım. Daha çok önceleri videolarını izlediğim bir oyundu. Videolarını izlemekten büyük zevk almıştım. Şimdi de oynamak istedim. Bu maceraya Banished'e dönelim istedim yeni çıktığımız yola. Bakalım oynayalım, şöyle bir oyun kuralım. Şehrimizin ismi ne olsun? Tep olsun. Tep. Arazimiz orta büyüklükte olsun. Dağlık olmasın. Vadi olsun. İklimimiz makul olsun. Başlangıç koşullarımız bu oyun için kolay olsun. Niye? Oyun ilk defa oynuyorum. Böyle normal başlayıp da hemen batıp göçüp gitmek istemiyorum işin açıkçası. Hem de oynadığımız oyundan zevk alalım. Zaten ben serilerini daha da devam ettiririz. Bundan sonra buradayız. Bir dahaki oynadığımızda normal, zor o şekilde devam ederiz. Çok problem değil yani. İklim makul. Ilıman makul. Neyse. Vadi tamam. Bunlar tamam. Hemen bir başlayalım bakalım oyunumuza.
Evet, şimdi. Abi vadi seçtik. Sizin vadiniz böyle mi? Oha. Direkt de kar yağar. Çok güzel. Dağlık seçseydim acaba nasıl olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Şimdi. İlk öncelikli olarak ne yapalım? Hemen bir orman locası yapalım. Orman locamız şurada olsun. Tabii ki şifalı olayımız da olacak. Aktarımız. Aktarı da reis şurada arasa. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Bir de bize bir toplayıcı ıvır zıvır lazım. Tamam. Oduncu çok önemli. Vatandaşların ısınması için. O yüzden oduncuyu da şöyle yakına bir yere yapmak istiyorum. Daha sonra geldik buraya. Toplayıcı kulübesi. Reisim, sen görevini nerede yapacaksın? Güzel soru. Senden de görevini şurada yapmanı isteyeceğim. Buraları bir açsak güzel olur. Şuradaki kaynakları bir toplasak. Şimdi şura 6. Şuraya 6'ya 6 bir depo. Şuraya 10'a 11 depo. Tamam mı? Ondan sonra olay günlüğüne pek gerek yok. Ona da gerek yok. Bu abimizi şuraya koyabiliriz. Biraz daha küçülse güzel olurmuş aslında ama neyse. Okul, hastane, şehir merkezi, kilise geçtik. Balıkçımızı oraya yaptık. Şimdi geldik önemli meselemize. Tarla. Tarla mevzu bizim için hayati bir önem taşıyor. Halkın açlıktan kırılmasını istemiyorsak bu tarla olayını halletmek durumundayız. Bu arada oyunu bir tık hızlandırabiliriz. Şunu kapat. Dörde bas. Tamam, bir tık hızlansın abi. İneklerimiz de var, otlak da yapacağız. Ben şuraya bir tarlalar kurmaya başlayayım. Şimdi şuraya şöyle yapsak. 5'e 5. 5'e 5. Tamam.
Orada odunumuz var. Şurada tarla, şurada tarla. Şuralar bir temizlenirse her şey daha net belli olacak. Şuraya bir yüksek öncelik vermek istiyorum. Evet, bu önceliği nereden yapıyorduk? Tabii ki Hakan unuttu. Yollar önceliği arttır. Şu depoların önceliğini bir arttıralım. Aynen aynen. Aynen. Şimdi yavaşlayalım. Tekrar gelelim öncelik arttırmaya. Şuraların önceliğini bir arttırırsak. Evet, nereye ne yapacağımızı da görmüş oluruz. Kabak. Hah, o tarlamızın yeri de açığa çıktı. Görmek istediğim yer burası çünkü böyle çarpık çurpuk bir yer olsun istemiyorum. Böyle gayet düzenli. Efendi gibi. Buraya da yapma, hemen buraya biber. Çok iyiyiz, çok güzeliz. Devam, devam. Çok güzel. İnşaatçı 3 kişi atayalım. Çiftçi şu an için 2 kişi atayalım. Tamam mı? İnşaatçılar kendi işleri yapsın abi önce. Bu arada reis, biz onu bir kapatmayalım ya. Biz neyin ne olduğunu bir görelim. Neyin ne olduğunu görelim, sıkıntı yaşamayalım. Tamam, çok güzel. Aa, bizim oduncuya bir kişi mi atayacağız şimdi? Oduncu, aynen. Devam. Bu arada şuraları komple bir açalım ya. Gözümüzün önü bir açılsın reisler. Sizlere zahmet olacak. Ne oldu? Gıda stokları düşük seviyede, farkındayım. Farkındayım. Ne yapacağız? Hemen halledeceğiz. Bizim balıkçı burada değil mi? Şuradan. Reis'in balıkçının önceliğini bir arttıralım. Tamam, odunlarımız çıkmaya başladı. Çok iyiyiz, çok güzeliz. Ah, şurayı bir yapsak iyi olacak ya. Reisler ondan sonra hemen
İki kişi balıkçı atayacağım. Bir 5'e 5 tarla daha. Ah be, 5'e 5 olmuyor mu oraya? 4'e 5 olsun. 4'e 5 buraya devam. Tamam. Şurayı bir bitirelim. Ortaya bir ambar yapacağım. Depolamada sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şöyle bir boşluklu ambar. Şu balıkçıyı tamamlarsak çok hoş olacak. Evlerimizin sobası tutuyor. Bu bizim için güzel. Güzel haber. Aa, buralar yapılmış. Ormancı. Bir kişi. Güzel. Aktar. Aktar bu galiba. Aynen, bir kişi buraya. Nice. Burası yapıldı mı? Kabak babacığım. Aa, balıkçıya bir kişi daha atar. Çalışmayı durdurmayalım. Tamam. Çiftçi bir kişi daha lazım. Şuraya bir... Ahşap evi daha yapalım. Çocuk 4 yaşında. Bak, bu çocuklardan evlendirilebilecek olan yok henüz. Reis'in balık tutuyor musun? Güzel. Tamam, yollarımız da yapılıyor. Çok güzel. Bize halihazırda acil ihtiyaç olan şöyle buraya. Şurada bitiyor. Şöyle bir boşluk bırakarak 8 bir oğlak. Allah, nerelere bastım. Ah, çok güzel. Abi, iki işçimiz var. Bu ne bu? Bir de toplayıcı ver. Bu arada boşta işçimiz kalmayacak neredeyse. Üretim sınırın 500 olsun dayı. Devam et. Herhalde düzelirsin diye tahmin ediyorum. Şifalı sınırımız da 400 olsun. Şuradaki evimiz yapılıyor mu? Yapılıyor. Güzel. Önce okul yapmayacağım. Okulu çok çok sonra yapacağım. Çünkü
okul yaptığımız zaman, çocuklar okula gittiği zaman çalışan iş gücümüz düşüyor. Biz bu durumda ne yapacağız? Önce çalışan iş gücünü yüksek tutacağız. Okulu çok daha sonraları yapabiliriz. Yemek gelecektir. Yemekte bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İlla ki gelecektir. Bu arada 10 yaşında iki kişi evlenmiş. Selmers ve Yosel'in. Güzel, nice. Kabak, biber. Bir kişi daha çiftçi atayabiliriz. İnşaatçılarımızdan rica etsek buraları bir bitirseler bir an önce. Çıramız var, şifalı otumuz var, gıda miktarımız çok değil. Ayarlar acaba Celsius'a çekiliyor mu mesela sıcaklık ayarı? Var mı öyle bir şey? Yok gibi. Aynen. Aynen yok. Tamam devam. Fahrenheit'ten devam. Şimdi şu araya da bir yol yapalım. Bırakıyorum. Şuraların komple önceliğini arttıralım. Burada kabak yapalım. Çiftçi bir kişi daha olabilir. Aa, güzel. Kasa kasa balığımız oldu. Bak balık, biber, çıra çok güzel. Çok çok güzel. Çok da kontrolsüz büyümeyecek. O hatayı yapmayacağım. Hadi bakayım, yok mu yeni çocuklar? Bize iş gücü lazım, çocuk lazım. Oduncumuz çalışıyor, güzel. Atlarımız çalışıyor. Toplayıcı çalışıyor, toplayıcımız da çalışıyor. Burada biber, kabak, biber, tamam, çok güzel. Şurayı henüz yapamadık. Yapabilirsek güzel olacak. %52'si tamamlandı inşaatımızın. Burada otlağımız var. Aa, çiftçilikte çalışacak bir kişi yok. Tamam, olacak. O da olacak inşallah. Buradan bir yol çıkabilir miyiz buraya? Çıkarız. Niye çıkamayalım? Gıda stokları düşük seviyede. Farkında mıyım? Farkındayım. Ama arttıracağız inşallah. Acaba inşaatçı iki kişi düşürüp çiftçiyi bir kişi daha arttırsak mı? Derim ben. Bu balıkçı yapmıyor. 4 kişi lazım. Çocuk iki tane, çocuk çocuk, tamam. Güzel, ambarımız yapıldı.
şöyle önümüz açılsın, önümüzü bir görelim, önümüzü bir görelim. Balıkçıda bir kasa daha balığımız var ya, çok sıkıntı olmaması lazım diye düşünmekteyim. Bunu da 400 yapalım bu arada. Bu evde henüz oturan yok. Tamam, buradan da bir yol çıkalım. Şu araya birer ev daha yaparız muhtemelen. Bu AVM'nin şurasından da bir yol geçirelim. Şu ok dağda yaparsak bir an önce güzel olacak. Daha sonra ticari liman yapacağız. Avcı kulübesi de şart bu arada. Peki nerede avlanabilir bu abimiz? Bu abimiz mesela buralarda avlansa makul bir av olur mu? Niye oraya köprü mü yapabiliyorum? Hayır. Oraya hiçbir şey yapamıyorum. Çok güzel. Aa, nice. Orada da bir evimiz oldu. Bu insanların çocuk yapmasını bekleyeceğiz artık. Güzel otlağımız yapılıyor. Bitmek üzere. Hadi ablam bitirebilirsin. Oo, tamam güzel. Sır. Ne? 3 tane mi sığıyor sadece buraya? Bir tarla durmuş sığma odasını nedir sığıyor. Güzel. Abim seni bir ne kadar çıkartalım. Yaparsın bu işi. Şimdi bu abilerimiz lan otların içinden geçmeyin oğlum. Alo. Evet, bizim şimdi şöyle bir şey daha yapmamız lazım. Otlak.
Koca bir ufak yapacağım abi. Bu iş böyle olmayacak çünkü. Buraya tarla yapmaya devam edeceğim. Buri tarla yap burayı. Tamam. Efendim şuraya bir ahşap ev. Şuraya da bir ahşap ev. O minik şirin kasabamızı geliştirmeye devam ediyoruz. Tep tep köyündeyiz şu anda. Nice. Umarım üşüme bir şey çekilmiyor. Dur. Gerçi depolanan çıramız bayağı var. Bayağı var. Liman neredeydi anam babam? Ticari liman. Çok engebeli bir arazi ya. Çok uğraştıracak bizi. Bak sadece bir yer yüzünden olmuyor ya. Hocam oradaki engebe perişan etti bizi ya. Demek İptal ediyor galiba o. Taş ocağı, maden. Güzel. Abim oraya gelecek. Hiç sıkıntı yapma. Yemek gelecek. Yememiz gayet fazla var. O burada çocuğumuz olmuş. Güzel. Güzel bir çocuğumuz olmuş. Gayet güzeliz. Avcıyı yaptık mı ki yapmadık. Bu durumda. Şuraya bir çoban ihtiyaç olacak. Lakin o gelene kadar ben buraya kabak ekip çiftçiyi bir kişi çoğaltalım. Efendim söyleyeyim balıkçıyı da bir kişi çoğaltalım. Deponun yerini değiştirip acaba ticari limanı oraya mı yapsak diye düşünmüyor değilim. Aa, ticari limanı yerini bulduk. Güzel, nice.
Orada bize terzi de lazım. Abi yerimiz çok kötü ya. İnanılmaz kötü. Terzi de oraya yapalım. Güzel yeni evlerimiz var. Buradaki abim kendisi yaşıyor. Onun yanında bir eşi vardı ama sanırım o vefat mı etti, kayboldu mu ya da köyümüzü mü terk etti bilmiyorum. Boşta işimiz yok. Şu anda oraya bir şey yaptırmaya gerek yok. Ortalama mutluluk seviyemiz gayet güzel. Sağlıklarımız da iyi. Oğlum burası çok uzak oldu. İnşaatçıyı bir çoğaltalım. Bu da stoğumuzda sıkıntım var. Bana böyle geliyor. Var. Bayağı var hem de. Çiftçilerimiz çalışmadı ya. Neden acaba? Gıda stoğunda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz aslında. Toplayıcılarımız yola çıksın. Allah yine yanlış bastık. İnşaatçıyı da bir kişi düşürüp balıkçıyı 3 kişi yapalım. Balıktan bari bir şeyler yapmamız lazım. Güzel. Güzel. Bayağı bir balık yakaladık. Gıda stoğu işini balık halledecektir diye ümit ediyorum. Yine çiftçiye bir kişi vereceğim. Balıkçımız burada çalışıyor. Güzel. Ya sığırlardan ne elde ediyoruz? Bizim için önemli olan o. Şu avcı kulübesini tamamlayabilirsek oradan da bir şeyler yapacağız. Vallahi şu an için yok. Yapacak bir şey yok. Çünkü son durumlardan sonra balık bayağı bir önem kazandı bizim için. Gıda stoğunu yükseltmem lazım. Abi şu burada kim çalışıyor mesela? Dayı sen çalışın abi. Çalışın abi. Çalışın millet aç. Hazırlar size bir çocuk yapın. Aa, yani normal bir şart, normal şartlarda etik bir durum olmadığının farkındayım. Yani 23 yaşındaki bir insanla 6 yaşında veya neyse onunla 11 yaşında olan birilerin evlenmesi. Lakin şu anda şu şartlarda yapacak başka da bir şey yok yani. Oyun bu. Öyle bakarsınız umarım. Çobana ihtiyacımız var, öyle mi?
Odun durumumuz şu anda iyi. Ben ormancıyı işten çıkarıp bu abimi çoban yaparsam. Şuraya da sığır dersem. Şu sığırları buraya getirse o abim. Nasıl olur? Sevgili dostlar, şöyle yapalım. 40 dakikaya da yaklaşmışız. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Banished serimiz devam edecek kaldığı yerden tüm hızıyla. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Serinin devamında ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız da minicik bir like atmayı lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz. Mutlu günlerde, huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay. Check the mic and make sure it sound right, boys.